Evet arkadaşlar, selamun aleyküm. Selamun aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar bugün ne yapıyorum? Turşu kavuracağım. Böyle fasulyem var. Bunu parayla aldım, YouTube çektim, böyle YouTube'da attım, fasulyeden koymuştum. Bundan biraz da köyde koyduğumdan getireceğim arkadaşlar. Böyle iki tane büyük boy soğanım var. Üç tane de küçük bahçemden soğanım var. Yıkadım, hazırladım buraya. Arkadaşlar bu ne diye soracaksınız şimdi bana. Bizim oranın Kastamonu'nun yani İnebolu'nun meşhur yemeği. Bu mısırı lahana çorbasında göstermiştim, böyle böyle kazıdım diye. Şunu Batınayaz'a ayırdım. Bir tane böyle koydum. O çok seviyor. Mısırlarım vardı. Bunu böyle koydum. Fasulye barbunyayı haşladım arkadaşlar. Haşladım. Suyunu süzdüm. Siyah suyunu. Tekrar böyle pişirdim. Mısırı da kazıdım. Kestim yani böyle bıçakla. Kestim. İçine koydum. Bu bizim mısır yemeğimiz. Yani mısır kurusundan da oluyor böyle. Bunu güzel salça, soğan, salça kavuracağım yağla. İçine koyacağım. Çorba gibi olacak ama yemeğini de yapıyoruz. Yemek bu. Biz yemeğini yapıyoruz. Pişti arkadaşlar bu. Kazımasını falan göstermedim, pişmesini. Şimdi turşu kavuracağım diye videoyu açtım. Kameramı açtım. Turşu kavuracağım. Hazır turşuyu kavurmuşken bunu da göstereyim dedim. Evet arkadaşlar bu pişsin. Biraz kaynar su koydum içine. Az kaldı pişmesine, pişsin. Evet. Ben şimdi turşumu çıkaracağım. Önce soğanlarımı doğrayayım. Şöyle kameramı biraz eğeyim aşağıya. Soğanlarımı doğrayayım arkadaşlar. Böyle uzun uzun jülyen şeklinde doğruyorum. Şöyle içinde bir sarı bir şeysi varmış. Onu alayım. Şöyle. Kavurması. Mısır yemeğinin yanında iyi gider. Fasulye turşusu. Bizde karalahana, mısır yarması, sütlü mısır pişirmesi. Bu sütlü mısır, taze mısır. Kurusundan da oluyor. Bunlar bizde meşhurdur arkadaşlar. Bir tane arkadaş iri bulgur iri bulgur pişir diyor devamlı canlı yayınlarda. Bu da iri bulgurun ne diyelim, gencelmiş hali. O mısır yarmasının kurusundan, fırınlanmışından oluyor. Bu da sütlüsü. Böyle tavama yükseltelim. Evet arkadaşlar. Turşumuzu biraz çıkardım, oraya koydum. Biraz daha alayım böyle. Köyden getirdiğimden de koydum. Şunu mısıra katacağım.
için. Yav, yav. Az kızsın, az kızsın. Yağımız. Az kızsın yağımız. Şöyle yapayım. Yapamıyorum. Şöyle. Bunu da şu küçücük soğanı soğanı çok az atacağım arkadaşlar. Böyle küçük bir soğanın yarısını incece doğradım. Bunu bunun içine koyuyorum. Şöyle. Onu çok az atacağım. Sadece kokusu, koku vermesi için. Ona biber salçası koyacağım bol bol. Şunu bir sileyim. Hatta bunun yerini değiştirelim. Şöyle bismillah. Bunu burada kavuralım. Evet. Fasulye turşumuz arkadaşlar. Acı biber var böyle içinde. Kırmızı acı biber attım. Bu bizim meşhur fasulye turşumuz. Suyunu süzelim güzel. Şöyle bir iki bıçak atacağım arkadaşlar. Görmeniz için böyle alayım. Böyle uzun olmaması için hatta tabaktan bile almadım. Çok doğramayacağım. Böyle saçaklı saçaklı olsun. Birazcık çok kaynatmışım bunu turşuyu kurumadan. Fazla pişirmişim yani ocakta. Köy ocağında pişirdim. Anlamadım nasıl piştiğini. Buradaki et daha sert oldu. Ama güzel turşum. Tadı çok güzel. Evet. Evet arkadaşlar, soğanımı yakmış bulunmaktayım. Onu ben şimdi alacağım, başka yapacağım. Evet. İşte bir tane soğan daha yarım yapayım. Evet arkadaşlar, yeniden soğan doğradım. Biraz fazla kızarttım soğanları. Bunu da durdurdum. Şöyle fasulye turşumuzu kavuralım. Biraz fazla çıkarmışım ama
Evet. Yeniden. Sağ olsun. Evet. Biraz biber salçası bu kadar. Bir kaşık da domates salçası. Bunu bilmeyenler olabilir. Bizim oralarda mısır yemeği diyorlar ama kimisi mısır çorbası diyor. Şu ortasındaki ne diye sorarsanız arkadaşlar bunu bütün benim torun seviyor. Bir tane yarım kestim, kırdım yani onun içine attım pişirmek için. Tek pişirmek istemedim. İçinde pişiyor. Yıkadım güzel. İçinde pişirdim. Evet. Bu da turşu kavurmamız. Soğanlı. Buna tuz falan atmıyoruz. İçinde tuzu, sarımsağı, kırmızı biber. Bak, kırmızı kırmızı belli. Kırmızı acı biber. İçinde. Sadece soğanı kavuruyoruz yağla. Ondan sonra fasulyesini koyuyoruz. Böyle. Şu içindekini alacağım. Salçalı olmaması için. Evet. Arkadaşlar. Turşumuzla fasulye mısırımızı tadalım. Şöyle. Çok güzel arkadaşlar. Barbunya'nın mısırın tadı. Gerçekten çok güzel. Evde kimse yok. Tek bir. Acıktım diyeceğim. Turşu. Köy ocağında haşladım. Ben bu fasulyeyi biraz fazla pişirmişim. Çok güzel olmuş arkadaşlar. Gerçekten acısı da güzel. İçinde acı var. Harika. Evet arkadaşlar.
Gerçekten ben bunları yiyeceğim sonra. Hatamız varsa affola. Kanalımıza abone olun arkadaşlar. Destek verin. Like yapmayı unutmayın. Yorumlarınızı, bol bol yorumlarınızı bekliyorum. Teşekkür ediyorum şimdiden. Hoşça kalın arkadaşlar. İyi akşamlar.